Yemekte galiba bir tek kuş sütü eksik olacak. Ne de olsa konuklarımız çok özel. Ne demezsin. Bir tutam da zehir kattık mı? Yardım etmek ister misin? Hı? Zehirleme kısmına evet. Ama başka bir şeyden anlamam. Hadi. Gel. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ki. Ben en iyisi gidip bavullarımı açayım. Aa, kaçmak yok. Eşyalarını yarın yerleştirirsin. Madem bugün ve bugün Demircan çiftiyiz, ha? İlk misafirlerimize de birlikte hazırlanmamız lazım. Ama Nil misafirliğe değil, açığımızı yakalamaya geliyor. Umarım bu gecenin altından kalkabilirim. Salata için şu domatesleri doğrayabilirsen, altından kalkamayacağın şey yok. Hı? Bakma ama. Neden? Utanıyorum. Domates doğramaktan mı? Doğrayamamaktan. Öğrendin mi? Hı hı. Hı hı. Bakışlarından anlamıştım zaten. Bakıyorum nikahımızda olduğundan daha şıksın. Sebebi Faslı Prenses mi? İltifatın için teşekkür ederim. Ama gerisini duymamış olmayı tercih ederim. Çok çekici görünüyorsun hayatım. Sebebi kim olursa olsun. Ne biliyor musun? Hayal gücünün zenginliği sana zarar veriyor. Hayal gücünün bir zenginlik değil, zayıflık olduğuna inanırım. Gerçekleri gölgeler. Ben de onu diyorum ya işte. Prensese mi gidiyorsunuz? Evet. Mithat Bey ile bizi yemeğe davet ettiler. Ne güzel, keşke ben sizinle gelsem. Mümkün değil canım, biliyorsun yarın okulum var. Bir seferlik okula gitmesem mi, yarınlık? Neden bu kadar çok istiyorsun gelmeyi? Çünkü prensesin evini görmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim ben de. Sarayda mı oturuyor acaba? Hayır hayatım, sanmıyorum. Hadi artık Sinan, geç kalmayalım. Gelemez miyim? Prenses çok... Sana hayır dendi değil mi Lara? Artık şu prenses saplantını da bırak lütfen. O da sıradan bir kadın işte. İyi geceler. Ona böyle davranmana gerek yoktu. Bir prenses görmek her çocuğun hayalidir. Senin de dediğin gibi. Hayal gücü zenginleşip ona zarar vermeden önlemini almak lazım. Nil Hanım, şarap? Evet. Yemekler mükemmel Salman. Elinize sağlık. Özellikle şu dil filetonun tarifini istesem. Doğrusu Mithat... Çok basit. Bol mantar, enginar göbeği, maydanoz, defne, domates, patates ve soğandan ibaret. Hmm. Hmm. Salma Hanım şimdiden sana mutfak önlüğünü giydirmiş Mithat. Ne de olsa Salma Hanım henüz Mithat Bey'in evinde misafir sayılır. Alışmak zaman alır, öyle değil mi? Evet. Ama helal olsun Mithat. Ben salata bile yapamam. Mithat çok becerikli. Vallahi bugün beni ikinci kez çok etkiledin. Sabahta uyum raporlarını okudum. Ne yalan söyleyeyim, dahi yani. Yok canım, rapor işte. Biraz araştırma, biraz muhakeme. Mithat çok mütevazı davranıyor Sinan Bey. Raporları ben de inceledim. Bu ne çalışkanlık böyle Salma Hanım? Daha balayındasınız. Ama aynı zamanda Atum'la da balayındayız. Bir tarafı ihmal etmek doğru olmaz. Atum üzerimize kum almış da haberimiz yokmuş. Ama ona kızmayacağım. Yani kendime ve size bakınca pek şansım yok. Bu durumda ben ne oluyorum peki? Siz içlerinde en şanslı olanısınız galiba. Bence Mithat benim ve Atum'un büyük şansı. Mithat'ın politikalarını her zaman yerinde ve çok akıllıca buluyorum. Ona ne şüphe. Bizim görüşümüz bir yana.
Yeni eşin tarafından böylesine takdir görmek çok güzel olmalı Mithat. Bu çok doğal. Tıpkı Nil Hanım'ın sizin fikirlerinizi ve kararlarınızı takdir etmesi gibi. Ay ince giyinmişim. Selma Hanım, gardırobunuza üzerime verebileceğiniz bir şeyiniz varsa... Sen otur lütfen. Lütfen, ben getiririm. Teşekkür ederim. Sen bana kendi evimde hiç böyle misafirmişim gibi davranmıyorsun Sinan. Ama siz zaten o evde büyüdüğünüzü söylemiştiniz. Misafir gelen Sinan Bey olmalı. Doğru, misafirlik hakkı benim. Tıpkı diğer haklar gibi. Pardon, dediğinizi duyamadım. Önemli değildi. Evet tabii, hiç önemli değil. Benim hırka, kusura bakmayın. Salma taşınırken tozlanan giysilerini temizlemeye verdik. Uygun bir şey bulamadım. Tahmin etmiştim. Neyi? Yani taşımak hiç kolay değil, öyle değil mi? Ne demezsiniz? Şunu bilmenizi isterim Sinan Bey. Atom benim için asla bir macera değil. İnanıyorum. Ayrıca bütün bu teknik bilgilere sahip olmanız da beni çok şaşırttı. Birikiminizin kaynağı nedir? Üniversiteden sonra Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği master'ı yaptım. Meyve kokteyli, alkolsüz. Teşekkür ederim canım. Mithat, eşin iş hayatında seni bastıracak. Kadınları küçümsemek bence erkeklerin yaptığı en büyük hata. Güzel ortağımıza bunu bize bir kez daha hatırlat. Salma Hanım'ın şerefini. Aramıza hoş geldiniz. Nil Hanım? Ben şirketinizden değilim. Ah, kusura bakmayın, iş konuşup sıktık sizi. Neden orada duruyorsun, gelsene. Hava alıyorum. Hava iyice serinledi ama az önce üşüyordunuz. Mithat Bey'in hırkası fazlasıyla ısıttı. Birazdan gelirim. Aslında buraya gelirken en büyük düşüm burada kendi işimi kurmaktı. Öyleyse neden Atom'a hissedar olmayı seçtiniz? Çünkü insanların bir süre yürüyen işlerde yöneticilik yapmaları ve piyasayı öğrenmeleri son derece önemli. Tebrik ederim. Çok doğru bir yaklaşım. Peki sizin fikriniz ne? Yaptığımız araştırmaların sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Atom'daki uygulamaları henüz tam olarak anlayabilmiş değilim. 9 farkı bu. Anlamadım. En az riskli. Camdaki yansımanla gerçek arasındaki. Yansıyan görüntüler her zaman karanlıktır. Siyah, renk değilmiş. Biliyor muydun? Sizden de öğreneceğim çok şey. Gene ne çeşit halüsinasyonlar görüyorsun acaba? Bu dönemde sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Gördüğüm bir çeşit tiyatro oyunu. Aslında stratejik bir... Evlilik oyununuzdan bahsediyorum. Onunla tartışmak çok keyifli oluyor. Sen evliliği bir oyun gibi görüyorsan... Oyunlar çocuklar içindir. Yetişkinlerin oynadığı oyunlarsa çok daha tehlikeli. Çok başarılı günler bizi bekliyor. Farkında olman güzel. Ah, işte dörtlü tamamlandı. Oyunlardan bahsediyorduk da. Ha, yoksa kumar mı? Öyleyse Salma Hanım bize eşlik edemez. Evet, kumar oynamayı bilmem. Ama risk oyunlarını seversiniz, öyle değil mi? Sonuçta siz bir iş kadınısınız. Henüz adayım. Bu gece Salma Hanım çok başarılı bir iş kadını olacağından hiç şüphem kalmadı. Yeteneğini ve azmini gösterme fırsatı bulan her kadın en az Salma Hanım kadar başarılı olabilir. Bence de. Öyleyse kadınların gücüne içelim Nil Hanım. Sinan Bey, biraz daha şarap. Kahve. Ben kahve yapayım. Lütfen. İyi ki kahvenin yerini öğretmişsiniz. Böylece prenses elinden bir kahve içebileceğiz.